Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün iyi bir konumuz var. Kim bu? Yeni nesil konsollardan biri olan Xbox Series S. Arkadaşlar biliyorsunuz Microsoft kısa süre önce yeni nesil konsollarını Türkiye'de de satışa sundu. Bunlardan birisi Series S, diğeri ise Series X'di arkadaşlar. Series S 5300 mü 5400 mü ne öyle bir fiyat etiketiyle girdi. Series X ise 8200 lira mı 8300 lira mı ne o civarda bir etikette satışa girdi. Şunu hemen size baştan belirteyim arkadaşlar. Bu cihaz bize gelmedi. 2-3 gün önce benim doğum günümdü. Eşim sağ olsun gitmiş bu cihazı bana almış. Kendisine de buradan selamlarımı ileteyim. Kendisi düşünceli bir eşti. Gitmiş eşine bir oyun konsolu almış. Teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Ben de gelmişken Teknoloji Oku için bu cihazı bir incelemek istedim arkadaşlar. Çoğu kanalda Series X incelemesi oldu. Fakat Series S incelemesi olmadı. O yüzden biz de bunu bir inceleyelim dedik. Benim aldığım arkadaşlar, daha doğrusu hediye gelen bu cihaz 512 SSD'ye sahip. Konsolu ben evde açmıştım. Sizin için bir daha kapattım. Şöyle bir kolumuz geliyor. Aslında bu değişmedi. Sadece şuradaki D-pad tuşu değişmiş arkadaşlar. Ki bu D-pad'de Elite Controller da vardı zaten. Elite Controller'ın biraz daha değişmiş hali diyebiliriz. Gelelim konsolumuza. Konsolumuz bu arkadaşlar. Bakın. Gerçekten ben gördüğümde şaşırdım. Hani tamam bunun küçük olduğunu vesaire biliyordum ama bu kadar minyatür olduğunu düşünmüyordum. Gerçekten bakın şu. Konsol bu. Bakın yeni nesil konsolu yani Series S bu arkadaşlar. Gerçekten çok az yer kaplıyor. Ve evinizde şu şekilde koyup kullanabiliyorsunuz. Ben bunu alır almaz Game Pass üyeliğini de hemen aktifleştirdim. Bu Game Pass üyeliğini 3 sene alabiliyormuşsunuz çeşitli yöntemlerle. İnternette araştırırsanız var arkadaşlar. Yani 3 tane galiba Xbox Live üyeliği alıyormuşsunuz 180 liraya. Bir de üstüne Game Pass üyeliği mi ne alıyormuşsunuz? Sonra onu 3 senelik Game Pass Ultimate üyeliğine çeviriyorlarmış. Bir araştırırsanız bunu görebilirsiniz. Bu cihazı ben MediaMarkt'tan aldım. Hatta faturası da şuralarda bir yerdeydi. Hani size göstereyim satın aldığımıza dair. Sonra demeyin yok geldi mi geldi. Gelmedi arkadaşlar. Eşim gitmiş MediaMarkt'tan. Almış. Kaç paraymış hatta onu da bakalım. Evet 5399 Türk Lirası. Yani 5400 Türk Lirasına satın aldık bunu. Gerçekten benim hoşuma gitti. Yani şu nedenle hoşuma gitti. Çok az yer kaplıyor ve Game Pass üyeliğinde arkadaşlar size 200 tane oyun sunuyor ki şu anda biliyorsunuz Microsoft hani yeni nesil konsollar için birinci parti oyunlarını henüz satışa sunmadı. Bu oyunlar geldiğinde direkt Game Pass'e eklenecek. Ben bu cihaz üzerinden direkt bu yeni nesil oyunları oynayabileceğim. Halihazırda Microsoft'un sitesinden satın aldığınızda 44 lira mı 49 lira mı öyle bir fiyata denk geliyor. Yanılmıyorsam 44 lira 95 kuruş muydu öyle bir şeydi. Yani 45 lira diyebiliriz düz hesap. 45 lira verdiğiniz takdirde Game Pass Ultimate'i almış oluyorsunuz. Ve bu Ultimate'in içerisinde Xbox Live Gold üyeliği de mevcut. Ayrıyeten EA Access'i var. EA Access'te de arkadaşlar Electronic Arts'ın biliyorsunuz Game Pass gibi bir sistemi vardı. Electronic Arts'ın oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir sürü oyuna sadece ayda 45 liraya erişmiş oluyorsunuz. Bu da yıllık baza vurduğunuz zaman 450-540 lira yapıyor. 540 Türk lirası da yeni nesil bir oyunun fiyatı bile değil arkadaşlar gerçekten. Çünkü PlayStation 5 oyunları vesaire biliyorsunuz 600 küsür liralardan satılacak. Hatta şu anda bu teknoloji mağazalarına gittiğinizde ben geçen gün mesela MediaMarkt'a gitmiştim. Orada PlayStation 5 oyunu gözüme çarptı. Call of Duty'nin yeni çıkan oyunu. Onun fiyat etiketi valla yalan olmasın 800 küsür lira gibi bir şey gördüm. Gerçekten şaşırdım. Şimdi gelelim tekrardan seri sesi arkadaşlar. Bu cihazın güzel yönlerinden bir tanesi bu. Gerçi şeyde de vardı. Xbox One'da da vardı. Cihaza telefon üzerinden erişebiliyorsunuz. Nasıl? Xbox uygulaması var arkadaşlar. Uygulamamıza girişi yapalım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar eğer bu cihaz bağlı olsaydı şu anda evde ben buna uzaktan oyun vesaire yükleyebilecektim. Nedir? Örneğin sallıyorum. İştesinizdir ya da okuldasınızdır. Baktınız Game Pass'e güzel bir oyun eklenmiş. Ya bu oyunu indireyim de hemen eve gidince oynarım diyeceksiniz. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Kütüphaneye giriyorsunuz. Zaten eklenen oyunlar, olan oyunlar çıkıyor. Hemen oradan bu oyunu indir diyorsunuz. Ve cihaz siz dışarıda olmanıza rağmen oyunu indirmeye başlıyor. Tabii benimki şu anda burada olduğu için öyle bir şey mümkün olmayacak. Mesela burada konsola indirin seçeneği var.
Konsola indirin seçeneğini tıkladığınız zaman konsola indirmeye başlıyor arkadaşlar. Böyle de güzel bir yanı var bu uygulamanın. Şimdi gelelim akıllardaki bir diğer soru işaretine. Nedir o? Şu arkadaşlar. Genel olarak Xbox ile ilgili şu soruluyor. Bu cihaz, şu Series S, Xbox'ın önceki nesil, yani Xbox One'dan daha mı güçlü? Hayır, Xbox One'dan daha güçlü. Ama Xbox One X ile karşılaştırdığımızda daha güçsüz. Teraflops olarak baktığımız zaman Xbox One X bundan daha yüksek güç üretiyor. Fakat şu var arkadaşlar, bu cihazda SSD var. SSD teknolojisi olduğu için, 512 GB'lık bir SSD var içinde, çok daha seri bir cihaz arkadaşlar. Zaten televizyonunuzda 4K yoksa kalkıp da 4K destekleyen bir konsol almanın çok bir mantalitesi olduğunu düşünmüyorum ben. Bu konsolda da zaten 4K desteği yok. Benim evdeki televizyonda da yok bu arada 4K desteği. O yüzden ben bunu bağlıyorum ki 1440p'ye kadar destekliyor. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Dolayısıyla yüksek çözünürlükte oyunları oynamanıza imkan sağlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse ben bu cihazı beğendim arkadaşlar. Boyutundan ötürü, fiyatından ötürü. Hani diğer konsollarla karşılaştırdığınız zaman gayet uygun bir etikete sahip. Game Pass ayrıyetten benim için önemli bir artı şu var. Biliyorsunuz ülkemizdeki oyun fiyatları bir hayli uçtu. Dolayısıyla ben oyuna o kadar para vermek yerine dedim ki Xbox alıp Game Pass üyeliği yaptırmak çok daha mantıklı olacaktır. Ve en azından kendim böyle düşündüğüm için böyle yaptım arkadaşlar. Eğer siz de hani yeni nesil konsol almak istiyorsanız fakat oyuna çok para vermek istemiyorsanız Series X yerine bence Series S de alabilirsiniz. Hem boyut olarak çok fazla yer kaplamıyor. Hem de dediğim gibi böyle çok müthiş bir televizyonunuz yoksa atıyorum böyle 20 bin liralara aldığınız 4K destekleyen böyle süper ultimate özelliklere sahip bir televizyonunuz yoksa bence hani yeni nesil konsolların zevkini tam anlamıyla alamayabilirsiniz. Bir de kaldı ki yani şu andaki çıkan oyunlar tam olarak yeni nesile adapte edilmiş değil. Zaten Microsoft'un birinci parti oyunları bile çıkmadı ki birinci parti oyunları çıktığı zaman muhtemelen bunda da en yüksek çözünürlüğü destekleyecektir bu yapımlar. O yüzden bence şu konsol şu anda makul görünüyor arkadaşlar. Hani tabii ileride çıkan oyunlar bu konsolu zorlar mı, zorlamaz mı? Bunu zamanı, günü geldiğinde konuşuruz. Belki biraz fazla ısınmasına vesaire sebep olabilir. Dediğim gibi bunu günü geldiği zaman konuşacağız sizlerle birlikte. Series S ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde diğer konsollar elimize geçerse onlarla ilgili bu tarz videolarda çekeriz. Belki görüntü karşılaştırması vesaire de yapabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın demeden önce şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz.